Değerli arkadaşlar, bugün Nebe suresinin 1. ayeti ile 5. ayeti arasındaki kısma değineceğiz. Esasında ben bu kısma daha önce değinmiştim fakat işin tefsir boyutuna girmeden sadece ayetteki iki gereksiz tekrarın absürtlüğünü eleştirmiştik. Sadece onunla yetinmiştik. Fakat bu yayında buradaki absürtlüğü tefsir alimlerinin açıklamaları üzerinden analiz etmeye çalışacağız. Ve bir kez daha göreceksiniz ki ayetlerin anlamını anlamak için bizleri tefsire yönlendiren müminlerin sanki çok mükemmel, harikulade bir açıklama metoduymuş gibi bizlere sundukları o tefsirlerin Kur'an'ı açıklamakta ne kadar yetersiz olduğunu, hatta işi daha da karman çorman bir hale getirerek çelişkilerin sayısını çoğaltmaktan başka bir işe yaramadığını görmüş olacaksınız. Bu açıdan tefsirler önemli. İlk önce ayetlerimizi okuyalım, daha sonra eleştirisine ve tefsir açıklamalarına giriş yaparız. Şöyle deniliyor bu ayetlerde. Neyi soruşturuyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük bir olay olan tekrar dirilme haberini mi? Hayır. Şüphesiz görüp bileceklerdir. Yine hayır. Elbette görüp bileceklerdir. Şimdi değerli arkadaşlar, bu ayetlerin tefsir açıklamasına baktığımızda burada kendilerine hitap edilen kitlenin peygambere üst üste bazı soruları soran Yahudiler olduğunu görüyoruz. Yahudiler bu soruları sorduktan sonra Cenab-ı Allah onların kendileri arasındaki ayrılıklarını onlara göstermek için bu ayetleri indirdiği belirtiliyor. Sanki Yahudiler kendi aralarındaki ayrılıkları bilmiyormuş gibi. Her neyse, devamında ise hayır, şüphesiz görüp bilecekler ayetinin geldiği söyleniyor. Bu 4. ayet onun tefsirinde. Fakat bu ayetten sonra neden tekrardan aynı şey söyleniyor 5. ayette? Yine hayır, elbette görüp bileceklerdir. Zaten sen bir önceki ayette hayır, onlar ileride görüp bileceklerdir diyorsun. Devamında neden tekrardan bu ifadeyi kullanarak Kur'an'da gereksiz yere yer işgal eden bir ayete sebebiyet veriyorsun? Yine hayır, neyin yinesi? Ortada yeni olan bir şey mi var? Yok. Ha, iş böyle olunca değerli arkadaşlar, tefsir alimleri buradaki çelişkiyi fark ettikleri için bu iki tekrardan birisinin farklı bir manaya, ötekisinin ise farklı bir manaya geldiğini açıklamaya çalışıyorlar. Böyle bir anlam olduğunu iddia ediyorlar. Tabii ki burada öyle bir anlam yok. Onlar kafalarından üfürüyorlar. Ama en azından onlar şunu yapmıyorlar. Mesela ben bu ayetlerin eleştirisini tefsir kısmına girmeden yaptığım dönemlerde müminlerin buna cevapları daha doğrusu genellikle şunlar oluyordu. Allah tekrar etmeyi sever, o yüzden tekrar etmiştir. Veyahut kafirler gerizekalı oldukları için, Yahudiler gerizekalı oldukları için bir seferde anlamazlar. O yüzden Cenab-ı Allah iki defa tekrar etmişlerdir diyorlardı. Veyahut Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Veyahut sen Allah'tan daha mı iyi bileceksin? Bire zındık, bire kafir diyorlardı. En azından tefsir alimleri böyle dememiş çoğunluğu. Çelişkiyi fark etmişler ve açıklamaya çalışmışlar. Tabii ki ellerini yüzlerine bulaştırmışlar. Yaptıkları açıklamanın Allah'ın yetersiz kaldığı kısımları yeterliliğe ulaştırma çabasından başka bir anlamı yok. Şimdi tefsir açıklamalarına giriş yapalım. Ben doğrudan 5. ayetten başlayarak bu tefsir analizlerine giriş yapacağım. Çünkü konumuzun asıl önemli olan kısmı bu ikinci tekrar, gereksiz tekrar ifadesinin geçtiği bu ayet. Bundan önceki ayetlerde söylediğim gibi bu ayetlerin Yahudilerin peygambere sormuş olduğu sorulardan sonra geldiği belirtiliyor. Hani şunu düşünmeyin, önceki ayetlerin tefsirlerini okumuyor. Buradaki gerçek açıklamayı insanların görmemesi için böyle bir şey yapıyor. Bu komik yani, gelirsiniz buraya bakarsınız. Ben 5 ayetinde tek tek tefsir açıklamalarını verecek olursam video çok fazla uzar. Hem gereksiz olur çünkü onlarda konumuzu alakadar eden bir şey olmadığı gibi buradaki çelişkiyi tolere edebilecek bir bilgi de yok. Onun için bizi ilgilendiren kısmı analiz etmemiz gerekiyor. Kurtubi tefsiriyle başlayalım. Kurtubi şöyle diyor. Sonra yine hayır. Onlar ileride bileceklerdir. Yani gerçekten onlar Muhammed'in getirdiği Kur'an'ın doğruluğunu ve onun söz konusu olan ölümden sonra dirilişinin gerçek olduğunu bileceklerdir. Bir önceki ayette bilemediler mi? Hayır, onlar ileride bilecekler deniyordu. O ayette bilemediler. Tekrardan yine hayır, onlar bilecekler denildiğinde mi Yahudilerin kafasında bir ışık yandı da bunu bileceklerini anladılar ki gene anlamamışlar, kabul etmemişler zaten. O halde anlayana kadar onlar bunun tekrar 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 mı edilmesi gerekiyordu?
Ve Hak şöyle demiştir. Hayır, yakında bileceklerdir ayetiyle kafirlerin yalanlamalarının akıbetleri kastedilmektedir. Yani ilk ayet. Sonra yine hayır, onlar ileride bileceklerdir ayetiyle de müminler tasdik etmelerinin akıbetini bileceklerdir demektir. Yani diyor ki Dehhak, birinci ayet Yahudilere hayır yakında bileceklerdir diyor. İkinci ayet, yani yine hayır onlar ileride bileceklerdir ayeti, tekrar ayeti ise müminlere sesleniyor. Müminler Allah'ı ve peygamberi tasdik etmelerinin akıbetini bileceklerdir anlamına geliyor diyor. Oysa ayetlerde böyle bir anlam yok. Hayır onlar ileride bileceklerdir deniliyor. Sonraki ayette yine hayır onlar ileride bileceklerdir deniliyor. İkinci ayette şayet müminlere sesleniliyorsa neden yine hayır deniliyor? Müminler inkar etmiyor ki. Neyin hayırı bu? Değerli Dehhak abimiz, güya kıvırmaya çalışıyorsun ama bu tarz doğan çelişkileri de göremiyorsun ya da görmezden geliyorsun. Müminler inkar etmiyor ki onlara hayır diye seslenirsin. Onlar ileride bilecekler deniz. Onlar zaten iman etmiş. İnanmıyorlar mı ki ileride bilecekler ve hayır hitabının muhatabı olsunlar? Komik. El-Hasan de dedi ki, bu tehditten sonra gelen bir başka tehdittir. Yok yahu, bu iki ayette de fiiller genel olarak haber vermek anlamında okunmuştur. Çünkü daha önce geçen birilerinin sorularına karşı bunlar gelmiştir diyor. İşte burada Hasan, Ebul Ali'ye ve Dinar'ın ayetin okunuş şekline benzer şekilde okuduklarından bahsediyor burada, yani konuyla alakalı bir şey yok. Şimdi bir de Taberi'ye bakalım. Taberi şöyle diyor. Yine hayır, yakında bileceklerdir. Allahu Teala bu ayetlerde öldükten sonra dirilmeyi inkar eden müşriklere cevap veriyor ve onları tehdit ederek buyuruyor ki, hayır, durum müşriklerin zannettikleri gibi değildir. Hayır, bu ayette onu demiyor sevgili Taberi, onu bir önceki ayette zaten demişti. Burada gereksiz bir tekrar yapıyor. Taberi de Dehhak'ın görüşünü vermiş burada. Birinci ayet kafirleri tehdit manasında, diğeri ise müminleri müjdeleme manasındadır demiş. Bunun ne kadar komik olduğuna biraz önce değindik. Hani Allah böyle bir açıklama yapmıyor. Allah'ın açıklayamadığı konuyu Dehhak abimiz açıklamaya çalışıyor. Ve daha da çelişkili bir duruma düşerek eline yüzüne bulaştırıyor. Evet, şimdi de Razi'ye bakalım. Razi biliyorsunuz bu konularda ciddi şekilde kıvırmasyon yeteneği olan bir tefsir alimidir. Diğer tefsir alimlerinden bu konuda ayrılır. Bakalım hangi bilgilere yer vermiş. En başında kella kelimesinin işte dil bilgisiyle alakalı açıklamalar yapmış. Bunları geçiyoruz. Yani tekrar ifadesi bu. Tekrar edilen ifade. Diyor ki Razi, kella kelimesinin tekrarı ile ilgili olarak şu iki izah yapılabilir. 1. Bunun maksadı tekit ve işin şiddetini bildirmektir. İkincisinin başındaki sümme, yine sonra kelimesi ise bu ikinci tehdidin birincisinden daha ileri ve daha çetin olduğunu belirtmek için getirilmiştir. Yani demek istiyor ki Razi, burada Cenab-ı Allah onlar ilk tehditle konunun ciddiyetini anlayamazlar diye ikinci tehditle daha da baskın bir şekilde onları korkutmaya çalışıyor. Yani benim başta bazı müminlerin kıvırmasyon taktiği olarak verdiği cevaplarda dile getirdiğim hususu tekrar ediyor. Şunu anlıyoruz değerli arkadaşlar. Demek ki Cenab-ı Allah'ın bazen tek bir sözü, tek bir cümlesi yeterli tehditkarlık içeremiyor. Düşünün, koskoca Cenab-ı Allah yerin göğün sahibi, tüm kainatın her şeyin yaratıcısı ve insanları tehdit etmek için bir cümle kuruyor. Bu yetersiz kalıyor, arkasından daha da şiddetli bir cümle kuruyor. Bu size mantıklı geliyor mu? Komedinin dik alası. Ama Razi kıvırma üstadı olduğu için bu tarz şeyleri görmemiz son derece doğal. 2. Bakın bu daha da enteresan. Bu bir tekrar değildir. Bunun tekrar olmadığını söyleyenler şu izahları yapmışlardır. Burada Dehhak'ın görüşünü veriyor ki ona biraz önce değindik. Kadi ise şöyle diyormuş. Birincisiyle onlar hasrın ve hesabın ne demek olduğunu bilecekler manası. İkincisiyle de görüş müşahede ettiklerinde o azabın ne demek olduğunu anlayacaklar manasının kastedilmiş olması muhtemeldir. İhtimalinde bir olasılık zart zurt, yani kıvır babam kıvır. Hesabın ne demek olduğunu bilecekler. Sonra da azabın ne demek olduğunu, bah bah hele bah. Cenab-ı Allah bunları açıklayamıyor. Kadi abimiz Cenab-ı Allah'tan daha üstün açıklama metotlarını kullanarak bunu açıklamaya çalışıyor. Bitmiyor. C. Onlar Allahu Teala'nın başlarına koparacağı o kıyameti bilecekler. Sonra da durumun
Allah'ın kendilerini diriltmeyeceğini sanışları gibi olmadığını anlayacaklar. Allah Allah. Allah Allah. İşin komik tarafı bunu ahirette anlayacaklar sanırım. Dünyada anlamadıklarına göre Yahudiler. Bu da şunu göstermiyor mu değerli arkadaşlar? Yine burada tekrardan onların anlamamalarından ötürü ikinci bir tekrar ayetiyle uyarı yapılması anlamsız oluyor. Yine Kur'an'da boşu boşuna yer işgal ediyor. Çünkü Yahudiler bunu anlamıyorlar. Müslüman olmadıklarına göre ki bu tehditte içerik verilmiyor. Bakın bunları da bu alimler uyduruyor. İşte birinci de kıyameti bilecek. Ayette öyle bir bilgi yok ki, sadece onlar ileride bilecek diyor. Bir görüş daha var. Hayır hayır, onlar bu dünyada Bedir'de Kureyş kafirlerinin başına geldiği gibi başlarına gelecek azabı bilecekler. Hadi bakalım buradan yakın. Bu sefer de diyorlar ki hayır efendim, hem dünyada hem ahirette iki farklı şeyi bilmeyecekler veya ikisini de ahirette bilmeyecekler. Hepsini dünyada bilecekler. O zaman neden ayetlerde ileride deniliyor ikisinde de? Ne kadar ileri olduğunu bunun nereden biliyorsunuz? Kimisi diyor ki bu kıyametin kopacağı zamana kadarki ilerilik. Kimisi diyor ki birisi kıyametin kopacağı zamana kadarki ilerilik. Ötekisi ahiretin mahşer gününün oraya kadarki ilerilik. Bu da diyor ki hayır efendim, ikisi de ileri olduğu halde dünyada onların başına geleceği azabı kastediyor. Yani değerli arkadaşlar, toparlarsak ahiret azabını da kastediyor olsa, dünyadaki azabı da kastediyor olsa, neyi kastediyor olursa olsa burada tek bir ayetle bunun kastedilmesi gayet mümkün ve kastedilmiş. Hayır, onlar ileride bilecekler denilmiş. Ama onun peşinden gelen yine hayır, onlar ileride bilecekler ifadesi son derece gereksizdir, anlamsız bir tekrardır ve Kur'an'da boş boşuna yer işgal eder. Ve tefsir alimleri de bu durumu izah edebilmek için debelenip dururlar. Birbirlerinden farklı farklı görüşler ortaya sunarlar, görmüş olduğunuz üzere. Kendi aralarında da farklı görüşler vardır ve bunlar çelişkilerin sayısını arttırır. Sorgulayan insanların gözünden bakıldığında absürtlüğün, zırvalığın dik alasıdır tefsir alimlerinin açıklamaları. Evet, bugün bu hususun üzerinde durduk. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.